Merhaba gençler. Türk Edebiyatı'nda önemli bir grup olan ikinci yenici anlayıştan devam ediyoruz. Biliyorsunuz ikinci yenici şairler Ankara Üniversitesi'nde buluşmuş bir topluluk arkadaşlar. Ve o birlikteliklerini uzun bir süre ne yapıyorlar? Devam ettiriyorlar. Şimdi garip akımının şiiri basite indirgeyen bir tutumu vardı. Ve Dışa yönelik bir akımda ama biz ikinci yenicilere garip akımına biraz da karşı olarak içe doğru giden ve şiiri içe doğru indirgeyen bir akım olarak görüyoruz. Şimdi akımın isminden başlayalım. Pazar Postası diye bir dergi var arkadaşlar. Pazar Postasında Muzaffer Erdost ikinci yeninin önemli bir eleştirmeni ve asıl kurucusu kabul edilir. Muzaffer Erdost Pazar Postasında bir yazı yazıyor gençler. Bu yazıda garipçilere birinci yeni ifadesini kullanıyor. Garipçilerin bir ismi de neydi? Birinci yeni. Ama onu hemen söylemiyoruz. İşte Muzaffer Erdos ilk kez kullanıyor. Ve yeni ok oluşan bu akıma da ikinci yeni ismini veriyor. Demek ki ismi, isim babası Muzaffer Erdos olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor arkadaşlar. İkinci yeniciler Türk Edebiyatı'ndaki, en modernist şiir hareketi olarak kabul ediliyor. Bir nevi sepki hindi edebiyatının Cumhuriyet dönemine yansıması gibidir. Tamam birazdan göreceğiz bunlar her şeye karşı arkadaşlar. Fakat eserlerinde sinsi bir divan edebiyatı muhibbiliği yani severliği gözükmüş olacak. Biliyorsunuz Sepki Hindi'de de kapalı bir anlatım vardı. İkinci yenicilerin de en önemli özelliği imgeli ve kapalı anlatımı benimsemeleriydi arkadaşlar. Şimdi Hareketin öncüleri kimlerdir? Kimler vardır? Turgut Uyar var, İlhan Berk var, Ece Ayhan var, Sezai Karakoç var, Cemal Süreyya var, Ülkü Tamer var ve Edip Cansever var. Bunları tek tek işleyeceğim, anlatacağım. Ama daha sonra biz Oktay Rıfat'ı, Melih Cevdet Anday'ı, Kemal Özer gibi isimleri de bu toplumun içerisinde görüyoruz. Biliyorsunuz bazı zaten sanatçılar ne diyor? Araştırmacılar veya bu akımın diyor başlangıcında Atilla, İlhan ve Oktay Rifat vardı diyorlar. Onlar kabul etmese de kendine bir nevi akımın da öncüsü olmuş kabul edilebilir bu isimler. Ama daha sonra tabii ki bu akımı oluşturan biraz önce de söz ettiğim gibi Ankara Üniversitesi'nde okuyan o 6-7 tane genç olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi başlangıcı nedir? Bununla ilgili de tam ipuçları var ama tam bir şey yok. Değişen tarihler var. 1953 ile 56 yılları arasında gidip geliyoruz başlangıç olarak. Çok da önemli değil arkadaşlar. Neyse Oktay Rıfat biliyorsunuz Perçemli Sokak şiirini yazıyor 1956'da. Kitapta arkadaşlar ve kitabın ön sözünde bazı görüşleri var. Bu görüşler bir nevi bu akımında ilk böyle manifestosu gibi ama Oktay Rıfat bunu ne kadar bilinçli yapıyor veya sanatçılar Oktay Rıfat'tan ne kadar etkilendi orası biraz soru işaretli. Yine biraz önce söylediğim gibi Atilla İlhan'ın yazmış olduğu şiirlerde ikinci yeniye yakın şiirler olarak göze batıyor. Evet biz onları öncü olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Ece Ayhan İkinci yeni için değişik fikirler söylüyor. Mesela diyor ki ikinci yeniyi parasız yatılılar kurdu diyor. Parasız yatılılar şiiri diye bir ifade duyar isek biz burada ikinci yenicilere hatırlayacağız arkadaşlar. Yine diyor ki Ece Ayhan Türk Edebiyatı'nda ilk sivil şiir diyor. Kendisinde böyle bir şiir kitabı var arkadaşlar. Aynı şekilde ve Ece Ayhan diyor ki aslında diyor bu şiirin öncülüğünü önceden de tecrübeli olan Sezai Karakoç ve Cemal Süreyya yaptı der. Sezai Karakoç'u biz yedi güzel adamın içerisinde değerlendireceğiz. Yani Maraş döneminde edebiyatta ilgisi olan bir sanatçıdır. Cemal Süreyya da yazmaya erken yaşlarda başlamış bir sanatçımızdır. Ece Ayhan'a göre öncüler de Sezai Karakoç'ta Cemal Süreyya'dır. Bir not daha, bu da önemli. Ece Ayhan ikinci yeni şiire sivil şiir. Kara şiir ve sıkı şiir gibi isimlerde ne yapmıştır? Önermiştir. Fakat ikinci yeniciler ismi Muzaffer Erdost'un ismi daha çok benimsenmiş, kabul edilmiş bir unsurdur. Evet şimdi bu tarihçeden sonra ikinci yeni şiirin özellikleri nedir? Madde madde yansıtacağız. Okuyacağım ben oradan bazı unsurları açıklayacağım arkadaşlar. Başlayalım birinci maddemizden. Şimdi diyor ki, İkinci yeni şairleri her şeyden önce dil üzerinde özel bir dikkatle durmuşlardır. Yani ikinci yenicilerde önemli de bir unsurdur bu. Dile dikkat etmeleri çok ilginç. Dili bir iletişim aracı olarak değil de estetik bir araç olarak kullanmışlardır. Estetik bir nesne yaratmanın malzemesi olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla önemli bir yere geleceğim. Onların şiirlerinde bir söz dizimsel sapmalar gözükür. 2. alışılmamış bağdaştırmalar gözükür. 3. düz mantığa aykırı ifadeler gözükür. Şimdi hocam ne demek istiyorsunuz burada derseniz şimdi biz ikinci yeni şiir nasıl bazen derslerde de soruyorlar hocam şiiri okudum anlamadım bu nedir? Bu ikinci yeni şiirdir diyoruz. Çünkü onlar normalin dışına çıkmıştır. Romanda anlatacağım mesela diyeceğim ki romanda postmodern romanda biz normal olay akışının koptuğunu göreceğiz. Ve parçacıklara ayrıldığını göreceğiz. Şiirde de ikinci yeniciler normal söz dizimini bozuyor arkadaşlar. Bu ne demektir? Bir tane örnek vereyim. Mesela işte diyor ki sıfatlar ve isimler Türkçe'de önce değil mi? Videman'ın hani maddesi vardı Ural Altay Dil ailesinde. Önce diyordu sıfatlar gelir arkadan isim gelir. Ama ikinci yenicilerde biz bakıyoruz ki olay değişiyor. Bakışsız bir kedi kara diyor. Kara en sonda sıfat ama en sonda olmaması gerekiyor. Başta olur hadi ortada olur tamam o da kabulümüz ama son da olmaz. işte ikinci yenicilerde fiilin yeri, sıfatın yeri, bazı kelimelerin yeri ne yapıyor? Değişiyor. İkincisi alışılmamış bağdaştırma. Türkçe öğretmenleri bunu çok iyi bilir. Hiçbir araya gelmemiş kelimeler. Servet Fünde, Fecrati'de de anlattık biz bunu. Arkadaşlar hiçbir araya gelmeyecek kelimeleri bir araya getiriyorlar. Bu da anlamı soyutlaştırıyor arkadaşlar. Tamam Dikkat edeceğiz bu unsuru. Demek ki sapmalar var, alışılmamış bağdaştırmalar var. Yani dizenin yapısıyla da ciddi manada oynamışlardır arkadaşlar. İkinci maddemize geçiyoruz. Anlam öncelikle bir öe değildir. Ya anlamı şiirden ne yapmaya? Uzaklaştırmaya arkadaşlar çalışmışlardır. Ve şiire anlam ve akılla uzaklaştırmayla birlikte duyularla algıları birbirine karıştırmaya çalışmışlardır. Bu ne demek? Bu işte kapalı bir şiir oluşturmuştur. Hani şiiri okuduk hocam anlamadık diyorsunuz ya. İkinci yeniciler o zaman başarıya ulaşmış. Niye anlamı ön plana çıkarmak istemiyorlar arkadaşlar? Tamam. Dikkat edeceğiz. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Ana özellik anlamın kapalı ve soyut olması gerektiği onlar için önemlidir. Bunu da vurgulamışlardır. Anlam arkadaşlar sezilen bir unsurdur. Yani sezgicilik konusuna girmiş oluyorlar. Dördüncü maddemiz imaja dayalı bir estetik anlayışı. Şimdi imajlar önemlidir bu imajları alışılmamış bağdaştırmalarla nesnelerin olağan dışı unsurlarıyla yani e, soyut kavramlarla nesneyle arkadaşlar yani somut bir varlıkla soyut bir kavramı bir araya getirerek sanatçılar e, imajı ön plana çıkarmışlardır. Böyle bir yönü var. Beşinci maddemiz arkadaşlar zaman zaman hiç duyulmamış ya da anlamsız kelimeler üretmeleridir. Üvercinka, cehennet, apart han gibi. Ya şimdi Üvercinka nedir konuşacağız. Onu oraya havale edelim. Ee, arkadaşlar Cemal Süreyya'ya... Cehennet ne? Ya ya cehennemde ya cennette. Ama ne yapmış? Kelimeleri bile ortadan bölerek bakın yeni kelimeler ortaya çıkartmışlardır. Apart han diyor. Apart han ne? Apartman desen tamam anlayacağız ama hani anlatabiliyor muyum derdimi? İşte kelimeleri bölerek ya da o zamana kadar hiç duyulmamış kelimeler kullanarak yeni yeni anlamsal örgüye gitmişlerdir. Altıncı maddemiz imge kapısını sonuna kadar açmışlardır. İmgesel unsurlar, çağrışımlar onların şiirlerinde en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine edebi sanatlara özgürlük tanımaları, her türlü edebi sanatı kullanmaları onlar için önemli bir unsur olmuştur. Yedinci madde arkadaşlar. Şimdi dille oynuyorlar. İmaj konusunda yeni tutumları ve tavırları var arkadaşlar. Onunla birlikte bazı diğer sanatları özellikle de şiirle resimi bir araya getirmişlerdir. Dikkat edeceğiz. Bu aslında Servet Fünda Fecrati'de de vardı. Bu sanatçılarda da biz görüyoruz. 8 şiiri zihinsel denetimden kurtarmaya çalışmışlardır. Yani bu onları sürrealizme götürüyor, otomat yazı anlayışına götürüyor. Sınavda garipçilere de garipçilere de sordular neyden etkilendiler? Sürrealizm. İkinci yeniciler neyden etkilendi? Sürrealizm diyeceğiz. Otomat yazı yazdılar. Neydi otomat yazı gençler? Aklına geldiği gibi yazılması değil mi? Hani kompozisyon yazdırıyoruz. Diyoruz ki aklınıza geldiği gibi yazın. Bu insanlar akıllarına ne geldiyse o anda ne çağrış. A konusunu yazarken akıllarına B konusu geliyor. Hemen değiştiriyorlar. Zaten ikinci yeni şiirde birkaç örnek göstereceğim ben size. A konusundan B konusuna atlama, C konusuna atlama, tekrar A konusuna dönme. Böyle bir atlayışlar var. Bu da anlam örgüsünün kırılmasına ...sebebiyet veriyor arkadaşlar. Evet dokuzuncu maddem... ...ahengi vezne ve kafiyeye göre değil... ...anlatım zenginliğine ve musikiye göre... ...sağlamaya çalıştıklarını biz görmekteyiz. Yani vezin kafiye önemli değil... ...serbest şiir devam ediyor. Hani bu da ikinci yeni dememizin sebebi... ...veya Muzaffer Erdost'un garipçilere... ...birinci yeni bunlara ikinci yeni demesinin sebebi... ...yenilikler var... Ne yapıyorlar? O garipçilerin getirdiği serbestliği devam ettiriyorlar. Fakat konu yönüyle, şekil yönüyle ve içerik yönüyle farklılıkları var. Bunu söylemiş olalım. 11. maddemiz arkadaşlar. E, garip şiiri her şeyden önce biliyorsunuz dışı anlatıyordu. Bunlar neyi anlatıyor? Bunlar arkadaşlar daha çok iç duyguyu, bireyin yalnızlığını anlatıyorlar. Yine... Garipçiler şiiri basitleştirmişlerdi değil mi? Alelade hale getirmişlerdi değil mi? Süleyman Efendi'nin ayağındaki nasırı işlemişlerdi. Ama bunlar arkadaşlar öyle değil. Şiiri basitlikten kurtarıyoruz, sokaktan çekiyoruz demişlerdi. Ve seçkinlerin şiiri haline getirmeye çalıştılar. Ve eserlerinde seçkin kişilere anlattılar. İkinci yeni şiiri yani entelektüel bir şiir anlayışına sahiptir. Kendileri öyle söylüyor. 12. madde arkadaşlar e, halk kültüründen yaşantıdan biz buna biliyorsunuz genelde folklor diyoruz arkadaşlar. Folklordan uzaklaştırarak şiiri ne yaptılar? Folkloru şiire düşman bellediler, ilan ettiler. E, Cemal Süreya zaten folklor şiire düşman adlı yazısında folklorun ne yaptığı şiiri kısıtladığını söylemişti, belirtmişti. Dolayısıyla böyle bir yön var. Fakat yer yerde her ne kadar inkar da etseler bu sanatçılar yer yerde folklorik unsurları kullanmışlardır. Evet 13. maddemiz toplumsallık, tarih bilinci ve siyaset şiirlerde yok arkadaşlar. Tamam bu konuları işlememişlerdir. Daha çok bireysel konuları işlediklerini görüyoruz arkadaşlar. 14. madde konuyu, hikayeyi, olayı şiirden attıklarını görüyoruz. Onların şiirlerinde konu yok, hikaye yok ve olay yok arkadaşlar. Tamam bireysel anlık unsurlar var. Dikkat edeceğiz. İlhan Berk diyor ki ikinci yeni öyküye hele de yakalanabilen öyküye karşıdır ifadesini kullanıyor. Şiirde öykünün olmamasını vurguladığını görüyoruz. 15. madde dizeci şiire karşı çıkıyorlar. Ne demek bu? Şiirde biliyorsunuz Servet Fünun dönemin öncesinde ve Servet Fünun da beyit bütünlüğü kırılmıştı. Yani şiir alt mısralara kaymıştı. Bunlar da dizeyi arkadaşlar kırıyorlar. Biraz önce anlattım bir dizede bir bütünlüğün olması değil. Aşağıya kaydırıyorlar. Dizenin yarısı var, yarısı yok. Bazen dize yok arkadaşlar. Böyle unsurları görüyoruz. 16. maddem garip şiirinde yer alan nükteler, şaşırtmalar, humor, nedir humor? Kaba şaka demek unsurlar ikinci yeni şiirlerinde nedir? Yoktur arkadaşlar. Evet, şiirlerinden bir örnek verelim. Ece Ayhan. Ondan sonra sanatçılarımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi okuyorum. Şiirimiz mor külhanidir abiler. Top ağacından apartanlarda odası bulunamaz. Apartan kullandı bakın. Top ağacı kullandı. Mor külhani. Ya ne demek bunları kullandı. Yarısı silinmiş bir ejderhanın düzüşüm üzere eylemde. Ben bu dizeyi çok düşündüm. Çok düşündüm, düzüştüm, büzüştüm çıkamadım işin içerisinden. Yani ne anlatmak istiyor tam anlayamıyoruz arkadaşlar. Bakın ne var? İmgeler var, çağrışımlar var ama zaten işi okuyucuya bırakıyorlar. Kiralık bir kentin giriş kapılarına kara kireçle. Bakın atlamalar var. Şiirden bahsetti, apartan odasından bahsetti yarısı silinmiş bir ejderhanın eyleminden bahsetti. Kiralık bir kente döndü. Atlamalar var şiirde. Hani Tanpınar şiir ve rüyada diyordu ya nedir? Rüya nedir? Bir insanın odadan odaya atlaması gibidir, geçmesi. İşte bakın onu gerçekleştiriyorlar. Şairlerin ümüğüne çökerken işaretlenmesinin şiiridir. Yani normal klasik unsurları kullanıyor ikinci yenici şairler. İlk sanatçımız İlhan Berk. Şimdi İlhan Berk'in ilk eserlerinde bir sanatçının bezin, kafiye gibi unsurları kullandığını görüyoruz. Hatta daha sonra garip çizgisinde bazı şiirler yazdığını görmekteyiz. Şimdi garip akımı ne olursa olsun arkadaşlar sanatçıları özellikle şairlerimizi etkilemiş. Daha sonra şiirde anlamı dışlayan şiirler yazan İlhan Berk ikinci yeninin öncü şairlerinden Birinci, birisi olmuştur. Şimdi ikinci yeniye en sadık şairlerden biri olarak görüyoruz sanatçıyı ve yine arkadaşlar sanatçının e, ikinci yeni'nin en yaşlı üyesi olduğunu görmekteyiz. İlk şiir kitabı Güneşi Yakanların selamıdır. Bu şiir kitabında biz hece ölçüsünü kullandığını görmekteyiz. Fakat sanatçı daha sonraki dönemde şiirinde değişik unsurları denemiştir. Türk şiirinin de en deneyici şairlerinden birisidir. Farklı unsurları denemiştir. Şiiri yavaş yavaş soyut bir köşeye doğru götürmüştür arkadaşlar. Şimdi Sezai Karakoç'un onunla ilgili benim de dikkatimi çeken bir görüşü var. Diyor ki Sezai Karakoç İlhan Berk için. İlhan Berk ikinci yeninin ön, önderidir. O bu akımın en soyutcusu, en dilcisi, en ülkücüsü, en toplumcusu, en yabancısı, en yerlicisi kısaca diyor en kelimesi kullanmak gerekirse her durumda benim aklıma İlham Berk geliyor diyerek onun arkadaşlar şiirindeki aşırılığı vurgulamak istediğini görüyoruz gençler. Şimdi... Sanatçının diğer bir unsuru da uzun dizeleri tercih etmesi. O yönüyle Amerikalı bir şair vardır Walt Whitman diye. Biz ona benzediği için Türklerin Walt Whitman'ı olarak da adlandırılmıştır. Bunu söyleyelim. Sanatçımız İlhan Berk arkadaşlar Ece Ayhan'la birlikte Turgut Uyar'la birlikte Türk şiirini soyut köşelere uçlara taşıyan sanatçılardan birisidir. Tabii ki anlamsızlığı şiirde savunduğu için ciddi manada eleştirilmiştir. Nasıl garipçiler eleştiriliyor basit şiir yazdılar şeklinde aynı şekilde ikinci yeni şairler de şiiri anlamlaştırdılar diye ciddi manada eleştirilmiştir. İlham Bey de bundan nasibine alan şairlerden birisidir. Behçet Necatigil onun için şöyle bir ifade kullanıyor. O diyor şiirimizin evliya çelebisidir. Kıtalar, kentler, insanlar görmüştür. Bunları ölçmüştür, biçmiştir. Diyor. Kısaca o görmüş, geçirmiş bir seyyahtır veya seyyahı alemdir ifadesine kullanıyor arkadaşlar. İşte Behçet Necatigil'in şiirimizin evliya çelebisi demesi hiç de boş değildir. Onun şiirlerinde ve şiir kitaplarının başlığında, şiirlerinin başlığında biz coğraf, coğrafi unsurları görüyoruz. Coğrafyaçı kimliğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela güneş yakanların selamı, İstanbul, günaydın yeryüzü. Bakın İstanbul'u kullandı değil mi? Güneşi kullandı, yeryüzünü kullandı. Türkiye şarkısı, Türkiye'yi kullandı. Galile denizi kullandı. Mısır kalyonik ne? Bana soruyorlar hocam bu ne? Mısır kalyon ve iğne. Üç sözcüğün birleştirilmesi. İşin içerisinde Mısır var. Coğrafi bir terim. Atlas coğrafyayla ilgili bir unsur. İstanbul kitabı hem sanatçının önemli eseri hem de coğrafyaya vurgu yaptığı coğrafi unsurları kullandığı eseridir arkadaşlar. Şimdi Kül Atlı kitabı Türk Dil Kurumu ve arkadaşlar Behçet Necatikil şiir ödülünü kazandığı Eseridir dikkat edeceğiz 79'da yazmıştır. 83'te arkadaşlar Deniz Eskisi kitabıyla yine ödül kazanmıştır. Dikkat edelim yani buna Ferit Etgü ile birlikte mesela Güzel Irmak adlı kitabını yazmıştır. Onunla da yine biz arkadaşlar Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi eserlerine baktığımızda Güneşi yakanların selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye şarkısı, Galile Denizi, Ota, Mısır, Kalyonik Ne, Şenlik Name. Hemen şöyle hızlıca bakıyorum. İstanbul kitabı arkadaşlar gibi eserleri önemli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet antolojileri var. Mesela Arthur Rimbart'tan seçme şiirler diye denemeleri var. Günlük ve otobiyografi unsurları yazdığını görüyoruz. Sanatçının aynı şekilde işte uzun bir adam mesela şifalı otlar kitabı gibi el el yazıları arkadaşlar el yazılarıma vuruyor. atla denemeleri günlükleri sanatçının önemlidir. Evet ikinci sanatçımız Turgut Uyar arkadaşlar. Şimdi ikinci yeninin arkadaşlar Edip Cansever ve Cemal Süreyya ile birlikte derler ki üçüncü büyük isme kimdir? Turgut Uyar'dır derler arkadaşlar. Kurucusu ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Sene 1947 Yağat adlı şiiriyle edebiyat dünyasına giriş yapıyor arkadaşlar. Nurullah Taç'ın destek verdiği şairlerden birisidir arkadaşlar. İlk döneminde aynı biz İlhan Berk'te olduğu gibi vezinli, kafiyeli şiirler yazdığını görüyoruz Turgut Uyar'ın. İlk şiir kitabı Arzı Hal'dir. Dikkat edelim. İkinci kitabı Türkiyem'dir. Bu iki kitapta biz sanatçının hece ölçüsüyle şiirler yazdığını, hatta memleketçi edebiyata benzeyen, Anadolu motiflerinin yer aldığı, halkın yaşantısını Anadolu'daki yansıttığı eserler şeklinde şiirler şeklinde görüyoruz arkadaşlar üçüncü kitabı dünyanın en güzel Arabistan'a işte bu eserden başlayarak sanatçı artık ne yaptı toplumsal konulardan bireysel konulara geçiş yapmış oldu bireyin toplum içerisindeki yerine anlatmış oldu arkadaşlar tütünler ıslak ve her pazartesi yine sanatçı bireyin iç dünyasına yer vererek arkadaşlar ne yaptı divan ile geleneksel şiirin kalıplarına arkadaşlar baş kaldırda bulundu. Toplantılar ve kayayı delen incir o dönemdeki sanatçının sınıfsal mücadeleyi anlattığı şiir kitapları şekline ne yapmış oldu? Dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi dünyanın en güzel Arabistan'dan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu şiir kitabında özellikle de Akçaburgazlı yekta tiplemesi vardır bunu unutmayalım bu önemli arkadaşlar e, bireyin yalnızlığını çelişkilerini uyumsuzluğunu anlatmıştır. Hani ne dedik e, işte romanda da biz bunu işleyeceğiz bireyin yalnızlığı çevresine karşı uyumsuzluğu ciddi manada işleyeceğiz Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli'nde bunu göreceğiz değil mi? Arkadaşlar Said Faik'in bazı hikayelerinde göreceğiz. Peyam Safa'nın bazı romanlarında göreceğiz. Aynı şekilde şiirde de Turgut Uyar Akçaburgazlı Yekta üzerinden bireyin yalnızlığı topluma uyumsuzluğunu çeşitli imajlarla imgelerle iç monologlarla arkadaşlar e gösteriyor. Burada Öyküleme anlatım tekniğini kullanıyor. Normalde ikinci yeniçiler öyküleme tekniğine karşı fakat Turgut Uyarı diğerlerinden ayıran bir unsur ve esas da olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bu şiir kitabı çıkınca çok ciddi etki yapıyor arkadaşlar ve eleştiriye de uğruyorlar. Diyorlar ki ikinci yeni şairleri kaçakçı yani kaçak davranıyor ondan. Ve arkadaşlar küçük burjuva şiir yazmakla suçlanıyorlar. Zaten kendiler de bunu söylüyorlar. Şimdi diğer bir unsur da mesela Turgut Uyar arkadaşlar bireyin yalnızlığını, hüznünü sadece Akçaburgazlı yekta tiplemesinde değil daha sonraki eserlerinde de başarılı bir şekilde yansıttığını görüyoruz. Onu da diğer sanatçılardan ayıran bir unsur olmuştur arkadaşlar. Peki onun cümle yapıları nasıldır? Yani şiirlerinin konu yönüyle böyle bireyin yalnızlığı. Peki biçim yönüyle nasıldır? İşte arkadaşlar, onda bir uzun cümleler vardır. Yer yerde o kadar uzun cümleler vardır ki neredeyse düz yazıya yaklaşan dize yapısını ne yapıyoruz? Görüyoruz yani. Yine biraz önce söylediğim gibi öyküleme ve iç monolog arkadaşlar kullanması ve kendine ait bir Dirik Eda ile şiirlerini yazması onu önemli kılıyor arkadaşlar. Şimdi bütün şiirlerini daha sonra Büyük Saat bu önemlidir arkadaşlar. Sene 1984 adlı kitapta toplamıştır arkadaşlar. Şimdi Halk ve Divan şiirinin bazı unsurlarını kullanmış arkadaşlar. Bunun yanı sıra kutsal kitaplara da atıflarda bulunduğunu görüyoruz. Ve Turgut Uyar'ı eleştiriyorlar. Sen diyorlar sinsi bir divan şiiri muhibisin yani severisin şeklinde. Tamam siz karşı çıkıyorsunuz koçum falan filan ama bak divan edebiyatına da sinsi sinsi çaktırmadan bir sevgi duyuyorsunuz diyorlar arkadaşlar. Evet e, Turgut Uyar'ın magazinsel yönü de var biliyorsunuz arkadaşlar. Iııı. E, bunu da söyleyelim yani ikinci, üçüncü evliliğini gerçekleştirmiş bir şairdir biliyorsunuz yani. Evet böyle bir yönü var. En sonunda bundan da kısaca bir bahsedelim. Şimdi eserlerinden Arzı Hal ve Türkiye'm bundan bahsettik. Önemli dünyanın en güzel Arabistan'ı bundan da söz ettik. Tütünler ıslak, her pazartesi kayayı delen incir ve arkadaşlar büyük saat önemlidir. Göğe bakma durağı bu da arkadaşlar önemli bir şiirdir. Bu şiir içinde yönetmenim diyorlar ki ikizlerin şiiri. ikizlerin şiiri göğe bakma durağıymış. Ben de ikizlerim benim şiirim buymuş yani. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Edip Cansever'e. Şimdi küçük yaşlarda yazmaya başlamış. 13 yaşında şiir yazmaya başlamış bir sanatçı karşımızda arkadaşlar var. Ve önce garip akımın etkisi daha sonra da biz onun ikinci yeni etkisinde şiirler yazdığını görüyoruz. İlk şiir kitabı ikindi üstüdür arkadaşlar. Orhan Veli, eleştiriyor. Lan diyor bu nasıl bir şiirdir şeklinde. Hatta sanatçı o kitabı görmemezlikten geliyor. Sanki yokmuş gibi davranıyor. Böyle bir yönü var arkadaşlar. Ama daha sonra Edip Cansever kendi yolunu çizgisine ne yapmıştır? Bulmuştur. Diyalog, monolog, iç monolog gibi anlatım tekniklerini arkadaşlar şiirde kullandığını görüyoruz. Dize işlevini yitirdi diyerek sanatçı garipten uzaklaşıyor ve ikinci yeni daha doğrusu yeni bir arayışın içerisine giriyor arkadaşlar. Bir şiirinde diyor ki biz değil yaşayan acılardır tabi cansever arkadaşlar. Bununla birlikte ne yapmış oluyor? Bireyin yalnızlığını anlatmış oluyor. Bireyin yalnızlığı, yabancılaşma bunu biraz önce anlattık hangi sanatçımızda? Turgut Uyar. İşte arkadaşlar, Edip Cansever'e Turgut Uyar'la biz birlikte görüyoruz. Birlikte anıldıklarına şahit oluyoruz. Benzer konularda da işlediklerini ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Evet yer çekimli karanfil önemlidir. Bu kitabıyla birlikte ikinci yeninin önemli bir eserini vermiş oluyor. Yine yer çekimli karanfil kitabıyla artık ne tarzda şiir yazacağını yönünü nereye çevirdiğini Arkadaşlar bize söylemiş oluyor. Tamam demek ki ilk şiirinde garip etkisi ama yer çekimi karanfille birlikte ikinci yeni yani soyut şiir yazacağını söylüyor arkadaşlar. Şimdi ikinci yeni de varoluşçu bir edayı görüyoruz. Çok ilginçtir. Bu yani biraz önce de söylediğim gibi bireyin yabancılaşmasını, bunalımını toplum içinde çeşi çelişkilerini işliyor. Bir de cinsellik ikinci yeni şairlerde. Bunu biz Cemal Süreyya da göreceğiz. Ece Ayhan'da da göreceğiz. Edip Cansever'de de göreceğiz. Cinsellik kavramı ön plandadır. Ciddi manada dikkat çeker arkadaşlar. Evet, Tragedyalar 1964'te çıkardığı kitap arkadaşlar. Yer çekimli karanfille başlayan sürecin devamı gibidir ve ikinci yeni üzerine önemli bir eserdir arkadaşlar. Şimdi Tragedyalarda ikinci yeniden farklılaştığı bir yön vardır. O da nedir? Dizevin, dizenin işlevini bitirmesi ve tiyatronun kullandığı monolog, diyalog, iç monolog gibi teknikleri sıkça kullandığını görüyoruz. Biz bu da bir nevi bir yenilik olarak ciddi manada göze batıyor arkadaşlar. Batı'dan Eliot'tan etkilendiğini Fransız şairden görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra dramatik anlatım teknikleri yani bir tiyatro hani trajedilerden de bakın aklımıza gelebilir. Tiyatroya bir ilgi duyuyor arkadaşlar. Tiyatroyla şiiri birleştirmeye çalıştığını biz sanatçının görüyoruz. Ben Ruhi Bey nasılım? Bezik oynayan kadınlar adlı kitaplarında biz bazı dramatik unsurları görüyoruz. Tiyatral unsurları görüyoruz. Bir de bilinçaltını yani sürrealizmi görüyoruz. Biliyorsunuz sürrealizmde bilinçaltı, bilinçaltının ortaya çıkarılması önemliydi. İkinci yeni şairlerde de bilinçaltının çıkarılması ciddi manada önemlidir. Eserlerine bakalım. İkindi üstü önemli, dirlik düzenlik önemli, yer çekimli karanfil önemli, umutsuzlar parkı önemli. Arkadaşlar ben Ruhi Bey nasılım? Önemli tragedyalar önemli. Dikkat edelim bir de bezik oynayan kadınlar eserleri önemlidir. Cemal Süreyya'ya geçiyoruz. İkinci yeninin en beğenilen şairi Cemal Süreyya olarak kabul ediliyor. Sezai Karakoç'ta bir iddiaya giriyorlar. İddiayı kaybedince ismindeki şey soy ismindeki yeğenin birini atıyor arkadaşlar. Erzincan doğumludur. Asıl ismi Cemalettin Süreyya Seber'dir. Dikkat edelim buna. Modern şiirin ressamı derler. Yani resim yönü görülüyor. İkinci yeni şiirin özelliği neydi? Resimle değil mi? Şiiri bir araya getirme önemliydi arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi ilk şiiri Şarkıcı Beyaz. Mülkiye Gazetesi'nde hani bunlar Ankara Üniversitesi'nde mülkiyeliler arkadaşlar. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyorlar. Sezai Karakoç'ta falan aynı sınıfta diye biliyorum. Ve Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız dizesi birazdan gelecek Üvercinka'da. ikinci yeninin felsefesi kabul ediliyor. Laleli'den dünyaya doğru giden Laleli'den bir defa dünyaya gitmez. Laleli'den Aksaray'a gider ne bileyim işte Beyoğlu'na gider, Beykoz'a gider ama dünyaya gitmez. İşte dünyaya doğru gitmesi yeni bir imge, yeni bir hayaldir arkadaşlar. Ve kendisinin de yani tramvaydayız kim biz ekip olarak diyor yani yeni ufuklara gitmek istiyoruz diyor arkadaşlar. İlk şiir kitabının ismi Üvercinka çeşitli görüşler var bunlarla ilgili. Birincisi diyorlar ki Üvercinka güvercin kanadı demek diyorlar. Olabilir. İkincisi de işte Rus veya ee, orada o yöreden bir kadın ismi olabileceği söylenir arkadaşlar. Ukraynalı bir kadın ismi de olabileceği söyleniyor yani. Evet bu ilk şiir kitabıyla birlikte belli ödüllerde kazanmış bir sanatçımız olarak göze batıyor. Üvercinka'dan biraz okuyalım. Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Hocam diyor ne demek istiyor burada? Mesela e, yansıtabilirsek yönetmenim orada kalabilirsek. Şimdi bir kere daha boynunlayız. Ne demek? Yani bakın imgeler var sayılı en uzun boynun bu senin dayanmaya. İnsana bazen el böyle elense çekerler biliyorsunuz. Güleşle işte böyle yaparlar. O dayanıklılığı da gösterir bir nevi. işte umudu kesmemek gerektiğini, insanın dayanması gerektiğini söylüyor Üvercinka'da. Zaten Lalel'den dünyaya doğru giden tramvaydayız ifadesinde biraz önce açıklamıştım. Devam edelim. Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun? Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez, sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında Afrika dahil. Bir anda geçişler var bakın şiirlerde. Bir anda neler var? İşte mesela şunu deriz biz. İkinci yeniciler soyut yazmıştır. En somut yazanı Cemal Süreyya'dır. Dize bütünlüğünü en az kıran... Kimdir? Cema Süreyya'dır ama onun şiirlerde yine soyuttur, çağrışımlıdır, imgelidir arkadaşlar. Bir odadan bir odaya geçmek gibidir, bilinçaltının yansımasıdır, e, cinsellik vardır bakın sevişmekten falan bahsediyor. Bunlar onun şiirinin önemli unsurları arkadaşlar. Evet dili diğer şairler gibi çok deforme etmemiştir dikkat edelim bunu ama yine de şaşırtıcı imajlar, ironi, lirik söyleyiş zaten onu ön plana çıkaran bu lirik söyleyiştir. Yani duygusallıktır onun şiirlerinde önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir şey de her ne kadar folklor şiire düşman dese de halk diline ait söyleyişlere yer verdiğini görüyoruz sanatçının. Hatta çok ilginçtir. Eski şiirden bazı mazmunlarda kullandığını görüyoruz sanatçının. Evet Şimdi ahlak kaygısı, metafizik, ön yargı onun şiirlerinde böyle unsurlar yoktur arkadaşlar. Şiirlerinde toplumsal değerlere çok uzak düşmediğini ama e, cinselliği, erotizmi canlandırdığını görüyoruz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Mesela bazı şiirlerinde ölümden de bahsettiğini görüyoruz. Tomris Uyarla birlikte Papyrus dergisini çıkarıyor. Bu önemli Cemal Süreyyan çıkardığı önemli bir dergidir. Tomris Uyar da biliyorsunuz biraz önce değinmedim. Magazinsel unsur. ikinci yeninin arkadaşlar nesidir? Bayanıdır, kadınıdır yani. Turgut Uyar'la evlenmiştir. Cemal Süreyya ile dergi çıkarmıştır. Birazdan göreceğiz. Ondan önce arkadaşlar bazı sanatçılarla e, evlilik yaşamıştır. Onları bırakmıştır. Böyle çok da girmek istemiyorum. Böyle bir unsur var. Evet, annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. Bakın değişik imgeler var arkadaşlar. Sanatçı kendi şiirini şöyle diyor. Benim şiirim arkadaşlar nedir? Dramım, açmazım, kurtuluşum, sevgilim, gözaltım, kendi kendimi hiçlemeyi bilişim diye ifade ettiğini görüyoruz. Ee, biçim olarak serbest nazım şekilleri kullanıyor arkadaşlar. Yer yerde de divan edebiyatından bazı nazım şekillerini değiştirerek kullandığını görüyoruz. İki şiirinde de sanatçı hece ölçüsünü ne yapmıştır? Kullanmıştır arkadaşlar. Buna da dikkat çekelim yani. Evet, folklor şiire düşman önemli bir onun makalesi Türk Edebiyatı'nda da ciddi manada tartışmalara sebep oluyor. O diyor ki gelenek şiiri kısıtlıyor ondan. Ama o dönemde Behçet Necati Gil gibi isimler, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi isimler gelenekten faydalanmıştı biliyorsunuz. Ondan ama bu insanlar her ne kadar folklor şiire düşman dese de faydalandıklarını ne yapıyoruz görüyoruz. Yine Cemal Süreyya mizah humor, ironi. Normalde ikinci yeniciler buna yer vermiyor. Ama arkadaşlar çok ilginçtir. E, Cemal Süreyya'nın bu ifadelere, bu tarza, mizac, mizaha, humora yer verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir unsur resim çok önemlidir onda onun şiirlerinde resimle şiir bir araya gelmiş gibidir. Hani Tevfik Fikret'te önceden görmüştük. Modern şiirimizin ressamı ifadesinde biz bu yüzden kullanıyoruz. Evet bir şiir gelsin üstü kalsın beğendim bir şiir arkadaşlar. Ölüyorum tanrım bu da oldu işte her ölüm erken ölümdür biliyorum tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir üstü kalsın diyor arkadaşlar. Evet eserlerine geçelim. Üvercinka önemli, göçebe önemli, beni öp sonra doğur beni önemli, sıcak nal, sevda sözleri önemlidir arkadaşlar. Denemeleri var. E, şapkam dolu çiçekle bunu Türk Edebiyatı'nda öğretici metinler diye bir dersimiz olacak. Orada da tekrar söyleyeceğim. Ondan sonra dikkat edelim. Folklor şiiri düşmanı zaten söylemiştik. Günü birlik adlı önemli bir denemesi de var. Papyrus'tan bazı baş yazılar bunu da birleştirip deneme şeklinde yapmıştır? Kazandırmıştır. Çocuk kitabı var. Aritmetik iyi kuşlar peki diye arkadaşlar. Bir de güncesi var. 999 gün üstü kalsın bunu da altını çizelim. Bu da önemli. Türk edebiyatında bir günlük olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ece Ayhan'dan devam edelim hızlı bir şekilde. İkinci Yeni içerisinde dili en uca taşıyan şair diyebiliriz arkadaşlar. Eee İlhan Berk'le birlikte Ece Ayhan yani sınırları zorluyor. Dilin sınırlarını zorluyor anlamsızlığı ciddi manada ortaya atıyor ve arkadaşlar şaşırtıcı bir şekilde onun şiirlerinde biz neyi görüyoruz? Değişik unsurları, ifadeleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi çeşitli dergilerde yazıyor yani ama onun tabii ki ikinci yeniyle olayı nerede başlıyor? Ankara Üniversitesi'nde başlıyor. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Seza Karakoç üçü aynı sınıf diye biliyorum ben arkadaşlar. Parasız yatılı olarak aynı yerde kalıyorlar. Eskiden parasız yatılılar olurdu. E, Früzan'da da anlatacağım ben bunu parasız yatılı diye hikaye kitabı var. Arkadaşlar Orada bir araya geliyorlar bunlar. Dolayısıyla Ece Ayhan ne demişti? İkinci yeni şiire parasız yatıllar şiire, mülkiyeller hareketi, kara şiir, sivil şiir gibi ifadeler ne yapmıştı? Kullanmıştı arkadaşlar. Şimdi ikinci yeninin kesiş, keşişi bu Ece Ayhan'dır. Yani ne yapıyor? Ciddi manada soyut diyor arkadaşlar. İlk kitabı Kınar Hanım'ın Denizleri 1959 arkasından da Yort Savul. Bunlar soyut şiiri arkadaşlar anlamsız şiiri ortaya koyduğu eser. Hocam anlamsız şiir de peki bir şeyleri anlamamızı istiyorlar bunlar. Yort Savul şiirinden bir örnek verelim. Atlaslar getirin tarih atlaslarını en geniş zamanlı bir şiir yazacağız. Harbi karşılık verecek ama herkes Göğünde kuş uçurtmayan şu üç soruya bir, yeryüzüne nasıl dağılmıştır tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar. İki, daha yavuz bir belge var mıdır? Ha bakın konuşma dili üslubu var yani sanatçının. Öyle devam ediyor, üç diye devam ediyor. En son diyor ki nerede kalmıştık tarihe akarken üç ağır yıldız sürünerek geçiyor bir hükümet kuşu kanatları yoluk şeklinde. Bakın dil bilimsel noktada kopuklar var, anlamsal olarak kesik noktalar var, geçişler var. İkinci yeni şiiri soyut bir manaya taşımıştır arkadaşlar. Evet, şimdi günlük anlamından uzaklaştırdığı için Ece Ayhan şiirini gerçekliklerden de, doğal olgulardan da arkadaşlar ne yapıyor? Uzaklaştırarak tamamen çarşımın kucağına ve bağlantısal bazı unsurlara. Mesela Ece Ayhan'ın bazı şiirlerine ben okurken bağlantılar kurmaya çalışıyorum, yakalıyorum. Geçen bir şiirini yakaladım. Semih hocamız diye bir hocamız var. Hocam dedim şu şiire bak, şunu demek istemiş. Evet dedi. Arkadaşlar böyle bir yönü var. Sürrealist etkinin en ciddi manada kullanıldığı şiirler yazmıştır. Okuyucuyu şaşırtma, okuyucuyu sarsma, bir paradoksun içine düşürme onun şiirlerinin önemli unsurudur. O sözcüklerde dize arasında korkunç bir inatlaşma yaşatır arkadaşlar. Dolayısıyla onun kullandıkları dizeler okuyucu tarafından yadırgandığını görüyoruz arkadaşlar. Yine dilin doğasını yıkarak kendine özgü bir dil yaratmak istemiştir arkadaşlar. Evet şiirlerinde hem şiiri hem de Türkiye üzerine görüş konularını da görüyoruz arkadaşlar. Şimdi onun şiirlerinde bir defa kuralları yıktığı için dadaizm, sürrealizm Hatta yer yer letrizm biliyorsunuz letrizm nedir harfçiliktir arkadaşlar harfçiliğe varıncaya kadar bazı akımları onun şiirinde ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar evet geçebiliriz şimdi 1965 yılında bakışsız bir kedi karayı yayınlıyor 68'de ortodokslukları yayınlıyor arkadaşlar bunlar bu sanatçının önemli yapı taşı oluyor. ÖABT Edebiyat'ta da sordular Ece Ayhan'ı arkadaşlar. Daha sonra devlet ve tabiatı yayınladı. Ama çok ilginçtir burada sokağın dilini kullanmış oldu sanatçımız. Evet 1977'de arkadaşlar Yort Savul'u yazmış oldu. Yort Savul kendinden sonra gelen kuşağı da etkileyen bir kitap haline gelmiş oldu arkadaşlar. Evet şimdi ne zaman elleri zambaklı bir padişah olursam sana uzun heceli bir kent vereceğim. Girilince kapıları yiyecek, itecek ve baş. Azizim güzel atlar da güzel şiirler gibidir. Öldükten sonra da tersine yarışırlar. Vesselam diyor bakın. Evet demek ki onun şiirlerinde, Böyle arkadaşlar yaşamdan kopuk, e, kaçak şiir o şekilde de adlandırılıyor yani ya, bunlar. Böyle bir şiir anlayışını benimsediğini görüyoruz arkadaşlar. Bakıtsız bir kedi kara şiir kitabında sanatçının biz düz yazı şiire yani mensur şiire yöneldiğini görüyoruz. Bu eser de önemli bizim için sana e, gençler dikkat edelim. Şimdi ortodoksluklar var ve ist bu ortodoksluklarda biz sanatçının... Tarihe yöneldiğini görüyoruz. İstanbul'dan hatta İstanbul öncesinde Bizans'tan bazı motifleri e, ne yaptığını arkadaşlar görüyoruz. Bir nevi de toplum eleştirisi gibi bir unsur var. Yine Ortodoksuklar şiirinde yoğun bir cinsellik temasının ön plana çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yort Savul meçhul öğrenci anıtı, mor Külhane, sanatçının arkadaşlar en bilindik eserler olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerine şöyle genel manada bir bakalım. Kınar Hanım'ın denizleri önemli. Bakışsız bir kedi kara ifade ettim biraz önce değil mi? Düz yazıya yönelmişti. Önemli ortodoksluklar soyut şiire kayması adına önemli. Devlet ve tabiat önemli arkadaşlar. Yort savul önemli hatta daha sonra tarihi eser yazmış bütün yort savullar diye topluca şiirlerini topluyor arkadaşlar. Zambaklı padişah ve bir de sivil şiirler sanatçının önemli şiir kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Denemeleri var arkadaşlar. Defterler, yeni defterler, ee, kolsuz bir hattat aynalı deneme gibi günceleri var. Sivil denemeler kara diye, bunda altını çizelim önemli, sanatçının denemeler olduğunu görüyoruz. Ülkü Tamer'e geçiyorum. Hiç durmadan arkadaşlar. Şimdi e, ikinci yeninin diğer bir şairi de Ülkü Tamer'dir. Dikkat edeceğiz. İlk şiirini e, Dünya'nın Bir Köşesi'nden Lucia, bunu Kaynak dergisinde yayınladığını 1954 yılında görüyoruz arkadaşlar. Şimdi İlk şiirlerinden itibaren biz sanatçının özellikle İngiliz ve Amerikan bazı şairlerin etkisi altında olduğunu görmekteyiz. Özellikle onun şiirlerinde çocuk duyarlılığını görüyoruz. Bu çocuk duyarlılığının metne yansıttığını ne yapmaktayız arkadaşlar görmekteyiz. Bu çocuksu duyarlılık ironiyle birleşerek onda soyut bir özellik ne yapıyor? Oluşturuyor arkadaşlar. Yazın bittiği başlıklı şiiri onun en başarılı metni ne yapılıyor? Kabul ediliyor arkadaşlar. Şimdi eserlerine yani şiirlerini soğuk otların altında gök onları yanıtmaz. Ezra ile gari virgülün başından geçenler bu önemli arkadaşlar gibi kitaplarda topluyor. En sonunda da e, 1986'da arkadaşlar Yanardağ'ın üstündeki kuş atlı toplu bir şiir kitabı ne yapıyor? Çıkarıyor arkadaşlar. Evet Sezai Karakoş'tan devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.